Tekrar hoş geldiniz. Hepinize harika bir yıl diliyorum. Yersiz dizi diye bir serimiz var. Bilenleriniz vardır. Vay. Evet. Bu serimizde başarısız bir yönetmenimiz var. Piyasadaki dizilerden esinlenerek kendi dizisini çekmeye çalışıyor ama genelde başarısız oluyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Atakan ve Cemile yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bravo. Ula hep başkasını çekiyorum, bir de kendimi çekeyim ya. Merhaba efendim, ben Dursun. Hoş geldiniz, buyurun. Koronadan dolayı tokalaşmıyorum. Tabii benim hatam, özür dilerim, çok özür dilerim. Önemli değil, problem değil. Ver müziği. Ölüyorum, anlasana. Gözümün önünde birbirlerini seviyorlar. Ben hamsi gibi tavada çırpınırken onlar birbirlerini seviyorlar. Oy dumanlar, dumanlar. Dursun, ne yapıyorsun ya? Hocam kusura bakmayın, bu şöhretin renkli dünyası bir anda içine çekti beni. Böyle röportaj verip kameralara saldırasım geldi. Bu oyuncular öyle mi yapıyor? Ne bileyim, ben öyle olsam öyle olurdum. Çok kaprisli bir oyuncu olurdum. İyi ki olmamışım ya. İyi ki olmamışsın. Tamam, yeni bir diziye başlıyoruz. Oyuncuları çağır. Oyuncular gelsin. Dam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Starlarım benim, starlarım. Biliyorsunuz yeni bir diziye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun mu? Yeni bir dizimiz var. İnşallah. Dizimizin adı çok orijinal. İstanbullu gelinin 3 kuruşluk destanı. Evet. Belli ki yine çok orijinal bir fikir hocam. Evet, evet. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu yıl 40 tane dizi final yaptı. Bu 41. 41 kere maşallah diyelim mi? Maşallah hocam. Maşallah, 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 maşallah. Ayşegül'cüm tamam, hepsini saymana gerek yok. Arkadaşlar, dizimiz konakta geçiyor. Ya hocam, konakta geçmeyen dizi mi var zaten ya? Var. Masumlar Apartmanı. Konakta geçmiyor, apartmanda geç. Kırmızı Oda. Konakta geçmiyor, odada geç. Kurtlar Vadisi. Konakta geçmiyor, vadide geç. Arka Sokaklar. Sokaklarda Yargı. Anladık. Yani var, daha ben örnek verebilirdim yani. Safacığım, şimdi sendeyiz. Atakan senin oğlun. Evet, bu tribi istiyorum. Evet, aynen bu bakış. Sevgilisini seninle tanıştırıyor Ayşegül'ü ve sen de onu istemiyorsun. Çünkü o İstanbullu. Hadi. Şöyle bir şey çalıştım ben karavanda. Evet. Orhan! Bu ile çok çalıştım hocam. Bu kızla evlenmene izin vermem! Bu kız New Yorklu bile değil. Safacığım daha yöresel düşünmüştük. New York ne alaka? Ne? Yöresel dizi. Yöresel, evet. Ama bana böyle bir bilgi gelmedi hocam. Niye? Bana böyle bir şey söylenmedi. Ah. Bana dendi ki bu dizi Netflix'te yayınlanacak. Ben de Amerikan dublajı çalıştım. Uşağım lanet olsun. Sıkıntı yok. Ben ona dublaj yaparım. Safacığım sen yaparsın. İnanıyorum. Sen starsın. Yöresel. Evet. Yöresel mi yapıyoruz? Yöresel. Yani. Okey. Deniyorum. Borhan! Sen o yaptığın ayıptır. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle şeyler yasak. Yanlış yapıyorsun. Bu kızla evlenmeye izin vermem. Lucas amcamı çok seviyorum. Bence bu evliliğe onay vermeyecek. Çalışıyorum hocam. Tamam, böyle. Ben çalışıyorum. Evet, konağı kuralım. Evet. Çay! Hanım hastanesiyle başlıyoruz. Konağımız kuruldu. Tamam. Atakan annenle gelini tanıştırıyorsun. Annen istemiyor. Tamam. Okay, tamam. Hadi. Evet. Hadi. 3, 2, 1, oyun. Tamam. Selamünaleyküm ana. Sana bir sürprizim. Gelinin Reyhan. Bu da benim anam Tarhana. Elini öpesin. Memnun oldum Tarhana. Sizi ve bu konağı çok sevdim. Ben seni hiç sevmedim. Oh yarabbi şükür. Ya ana ne yapıyorsun? Daha sezonun başındayızdır. Sezon sonuna kadar kavga etmek için çokça vaktiniz olacak. Haklısın oğul. Ben de seni sevdim kızım. Konağı beğendin mi? Çok beğendim. Hep dizilerde görürdüm. İşte o dizilerde gördüğün konak bu konak. Aa, biz veriyoruz dizilere. E o zaman gidip bir gezmek isterim. Hele bir bekle. E adettendir. Adet yerini bulmuştur. Gezebilirsin. Borhan, bu kız nerelidir? İstanbulludur ana. Olmaz. İstanbullu gelin olmaz. Peki ama neden? Bu kız sonuçta İstanbul'un köyünde yaşıyor. Hangi köy o? Kadıköy. Olmaz Borhan, olmaz. İstanbullu gelin hoppa olur, zıppır olur, toktik çeker, dil atar, tiberk atar. Ya ana, sen istemesen de ben bu kızdan evleneceğim. Evlenmeyeceksin. Peki ama neden? Çünkü bu kız senin halandır. Ne? Halam mı? Desene halam lokma yedim. Evet çok güzel. Bakışın. Evet Dursun yakın gir. Evet. Evet. Kameraya bak. Evet. Evet müzik altı bakışma. O da bayağı yakına girdi. Gir. Evet. Bak. Yok hocam. Hocam bir müziği alalım yeter ama hocam bu nedir ya? Tamam diziler 2,5 saat oldu da yani biz sürekli böyle bakacak mıyız? Anlarsana kız şaşı olacak şuna bak ya. Ne alakası var Atakan ya? Peki buradayım. Lütfen ya ayrıca hocam bu konak dizisi falan bitti artık bunlar lütfen ya. Evet hocam oyuncular haklı. Artık böyle dönem dizileri tutuyor böyle savaşlı, atlı, vurdulu, kırdılı. Saçmalama Dursun. Evet arkadaşlar dönem dizisine geçiyoruz. Ne kadar çabuk fikir geldi aklına ya. Yönetmen olunca senin de gelir aklına. Hocam yalnız dönem dizisi falan yani şu anda bütçeler bayağı düştü yani kahvaltıyı bile zor veriyorlar. Ay, abartma Atakan ya bütçeler kısıldıysa kısıldı. Hayır gerekirse simit yeriz ne var yani. Biz zaten her gün yiyoruz simit. Aa. Simit yenen bir şey mi ya? Yüzerken takılmıyor mu? Ya saçmalama, martıları atıyorsun. Ne var bir de? Tamam arkadaşlar, siz hazırlanın. Evet, sanat dönem dizisine geçiyoruz. Oba gelsin. Evet, oba kurulsun. Kuruldu hocam. Evet. Çok iyi. Evet. Taht kuruldu. Oba Bey'i gelsin. Sen burada hortlayan. Evet Safa'cığım, yerine geç. Safa'cığım, sen bu obanın beyisin. Adında Oba Bey. Hocam üzerine çok düşünülmüş bir isim. Evet. Tebrik ederim. Evet. Diğer oyuncular da gelsin. Ah. Hazırız hocam. Tamam. Arkadaşlar dizimiz şöyle. Atakan'cığım sen şimdi Oba Bey'in oğlu sağ beksin. Evet. Senin bir kardeşin var. O da sol bek. Aranızda bir taht savaşı dönüyor. Ve sen de kızı kabul ettirmeye çalışıyorsun. Evet. Sol bek gelsin. Hocam Trabzonspor'da bile sol bek yok. Adamlar şampiyonluğa gidiyor. Biz de böyle devam edelim. Bir şey olmaz. Tamam. Hocam ben böyle Oba Bey'i Hakan olsam böyle Hakan Altun şakası yapsak oradan bir daha hocam. Tamam yapalım. Tamam. 3, 2, 1 Oba. Tamam. Destur var mıdır beyim? Hoş gelmişsin sağ bek. Hakan Altun. Kimdir bu hatun? Ayşe Hatun Bey. Kısmetse bizim obamıza kabul olacak inşallah. Sen neden sürekli gülersin? Atla geldim beyim. Yüzümün bir tarafı böyle kırıştı. Şimdi yüzüm yırtılır. Bakalım obamıza kabul edilecek mi? Bunun tek bir şartı vardır. O da Ulu Hatun bilir. Ulu Hatun tiz gele. Hoş gelmişsin Ulu Hatun. Kestuk. Ne oldu Dursun? Hocam ben bu ağdan emin olamadım ya. Başka hayvan mı denesek? Ne denesin? Kedi olsun mesela. Tamam. Aslan yap bakalım. Hamsi. Yok, palamut. Palamut bu mevsimde olmaz, pit olur. Ya. Hocam ne diyor ya? Ben nasıl yapayım hamsi sesi? Ben hayatımda duymadım ya. Hamsi en kolay ya. Yap bakayım bir. Uy, 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 uy. Tamam. Uluma kalsın, uluma kalsın. Evet. Duyduğuma göre oğlumuz Sabek Hakan Altun Bey kız kaçırmıştır. Evvela obamıza uygun mudur, ona bakmamız gerekir. O zaman tiz vakıtta ok meydanına gidüle, ok atula. Ama ben hiç ok atmadım. Üzülme Ayşe Hatun. Obamızın okçusu Gazoz Han sana yardımcı olacak. Mete Gazoz Han gelsin. Buyur beyim. Ayşe Hatun'a ok atmayı öğretesun. Hemen beyim. Merhaba yenge hatun. Oku tutasun. Çekesun. Hedef alasun. 12'den vurduktan sonra da şu hareketi yapasun. Sağ olasın Gazoz Han. Sana ova ok atma turnuvasında başarılar. Teşekkürler yenge hatun. Şimdi ok atmayı öğrendim. Gök tengiri bana güç ver. Ay. Olmaz! Olamaz! Kabul edilmez! Bugün okunu çıkaran, yarın bokunu çıkar. Üzülme. Üzülme Ayşe Hatun. Sen o oku hedefe atamadın ama beni kalbimden vurdun. Seninle evleneceğim. Durun. Evlenemezsiniz. Peki ama neden? Çünkü bu kız senin kaynatan. Kestik. Bu ne ya? Hocam evet ya. Bu ne ya? Şimdi de kaynatası çıktı. Hocam ama bir şekilde düğüne bağlamamız lazım. Saçmalama. Evet, bu dizinin bir şekilde düğüne bağlanması lazım gerekir. Ya cümlenin içinde fikir değiştirdi ya. Evet, düğün sahnesine geçelim. Siz... Nasıl düğün ya? Ya siz hazırlayın arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz Dursuncuğum, düğün sahnesine. Hemen düğün sahnesine geçelim. Gelinle damat var mı? Var hocam, elimizde diğer dizilerde... Çok pardon. Diğer dizilerde kullandığımız gelinle damatlar var. Gelinle damat gelsin. Siz kimsiniz? Hocam biz bütün dizilerin kadrolu gelin ve damadıyız. Evet. Hocam ben dizilerde 4 kere evlenip 5 kere boşandım. Hı hı. O nasıl oluyor ya? Biri resmi nikah değildi. Yalnız birazcık hızlanırsak çünkü bundan daha yargıya gidip yargı dağıtacağım. Tamam. O zaman hemen başlayalım. Oyuncular gelsin. Hadi 3, 2, 1. 3, 2, 1 oyun. Tamam. Tebeş Hanım, yürü gideriz. Misafirler bizi bekler. Abi ben gemi olmadan şuradan şuraya yürümem ha. Gemi de su olmadan yürümez be ya. Ben nasıl getireyim mahalleye gemiyi? Bana ne yapıyorsan yap, karadan maradan getir de. Evleniyoruz mu, İstanbul'u mu alıyorsun? Bana ne be? Aşkım, mahallemizi beğendin mi be ya? Çok güzel, çok renkli. Aynı Cennet Mahallesi gibi. Cennet Mahallesi değil, Çıngıraklı. Çıngıraklı mı? Çıngıraklı yılan be. Şuna bakma, müziği duyunca bende kafa gidiyor. Sarışın kafalı gördün mü? Ha, şu Justin Bieber'a benzer mi? Ne Justin Bieber'ı? Doğan abim benim, o benim öz abim. Abi! O kimleri gör, o kimleri var. Abi tanıştırayım. Ayşe Hatun, sevgilim. Oo, hayırlı uğurlu olsun millet. Kardeşim evlenelim mi? Hey, dur dur dur. Bu mahalleye gelmen için bazı şartlarımız var. Bizim ağzımızı yapabiliyor musun sen? Ben bir ağzımı açarsam herkesin ağzı açık kalır. Oo güzel. Peki göbek atıyor mu? Yok atamam. Atarsın be. Atamam. Atar be ya. Ben atar ne intro. Ver müziği. Ana neden olmaz be ya? Ne oldu şimdi? E çünkü siz kardeşsiniz. Ne? Kapat müziği, kapat. Canım sıkıldı. Demek öyle ana ha. Biz Ayşegül'le kardeşiz. Hayır, yanlış anladınız. Ayşegül'le Doğan kardeş. Ne? Tamam. E biz yine saçma sapan sevindik be ya. Bununla bu kardeşse, ben de bununla kardeşim. Bu durumda biz yine kardeş oluyoruz. Bu durumda ben bunun abisiysem aynı zamanda kaynı olurum. Tabii yok. Sen amcası olursun. O zaman ben de yengesiyim. Ya senin daha kan bağın bile yoktur. Sen Doğan'ın görümcesisin. Bu durumda ben kendi kendimi de etkisi çıktım. Müzik board! Olmaz be, olmaz. Geldin mahalleyi karıştırdın, çorba ettik adamızı. Götür bunu be. Nereye götüreceğim ben? Götür bunu be, yeter artık. Kötü adam gelsin. Kötü adam mı gelir? Ne kötü adam? Ne kötü adam? Seri katilim ben. O öyle bir şey. Ne yaptı şimdi üstüne para attı? Benim tarzım bu. Kestik, muhteşem arkadaşlar, muhteşemdi ya. Gerçekten bravo. Ya muhteşem. Hocam Allah'ını seversen nesi muhteşem? Bu nedir ya? Şuraya bak, tutmuş dizileri bir araya topluyorsun. Bize burada dizi çektiriyorsun. Böyle şey mi olur ya? Yalnız ben onlardan çok özgün bir dizi yarattım yani. Ya hocam bu mu özgünlük ya? 3 kuruş atmak yerine 1 kuruş atmak mı özgünlük? Yani arkadaşlar bütçemiz kısıtlıydı. Ne yapalım? Vallahi ya hocam 3 tane sahne çektik. 3'ünde de ben bu kızı istemiyorum, örseliyorum. Ya uludum ben, uludum. Az önce ben bu sahnede uludum. Ben dedim hamsi olsaydım diye. Yani hocam bunların sahnelerde bir yer bulamadınız ya. Konakta yatak yok. Obada çadır yok. Sokakta yürümemize bile müsaade yok. Yani kadının yeri bu mu ya? Ay hadi ya arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bir durun. Aklıma az önce çok yeni, çok özgün bir fikir geldi. Gerçekten. Dinleyin. Şimdi İstanbul'da bir polis ekibi kuruluyor ve her bölüm belli başlı olayları çözüyorlar. Nasıl? He, bir tane de komiser olsun, adı Mesut olsun, şöyle görsün. Hadi gidelim ya. Hadi yürüyün abi, yürüyün ya. Arkadaşlar, yürüyün ya. Ya bu bölüm, 700 bölüm giderdi ya. Dursun, gel bakayım. Tut şunu. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, bence zillikti ya gerçekten de. Yani Yersiz dizilerin bence en tempolu ve en güzellerinden biriydi. Yazarı Atakan. Ben hocam. Cemile Batu. Sen Cemile Batu. Evet. O zaman temsilen yazarları sen. Atakan zili çalıyor. Yeni yılın ilk zili 2022'nin. Ya bence hakikaten Yersiz dizilerin bence en ilerinden biriydi. Çünkü aynı hikaye yani kızı istememe hikayesi, senin şikayet ettiğin şey bence çok iyi buluştu. Çok iyi fikirler vardı. Gazoz, Mete Gazoz fikri çok güzeldi, şey de çok güzeldi. 3 kuruştaki Batu bayağı şov yaptı. Batu yazarlarından değil mi? Evet. Kendine de torpil geçmiş. İki şeyde de. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi.